ufacık tefecik, içi dolu fıçıcık. Fiat 500. Artık elektriklendi. Şu duruşu falan, şu böyle kızgın, böyle şey, okulun kızgın çocuğu böyle oğlum falan, inanılmaz dikkat çekiyor. Bence tasarımsal olarak da Fiat'ın imzası, hakikaten ikonik bir otomobil. Nasıl Mini varsa bu da Fiat'ın minisi diyebiliriz. Fiat 500, hatta gerçek Mini, ilk minilerden, 60'lı yıllardaydı galiba ilk Cinquecento. Tabii artık Mini demek için de hani günümüzün minisi, ama selefine göre 6 santim uzun, 6 santim daha geniş, 4 santim daha yüksek. Aslında böyle şişirilmiş bir Fiat 500 var burada. Ama tabii ki günümüz otomobillerine göre oldukça ufak, mini minnacık, harika rengiyle. Bu mavi Alfa'nın Nuvola mavisi vardır, ona çok benziyor ve çok güzel kombinasyonları var. Yani bayıldım farklı kombinasyonlara, hem renk olarak hem karoser biçimi olarak. Mesela bizimki 3+1, 3 oda 1 salon. Hop. 3 kapılı. İnip binerken çok rahat. Nehir'e gösterdim bu kapıyı. Oo, kapısı var. Ben açacağım, ben açacağım. Hemen gidiyor, kendi açtı. Böyle inip binmesi de çok rahat. Hani ben bile bu şekilde arkada kısa mesafeler gidebilirim. Tabii öyle devasa bir baş mesafesi yok, yani kafanız tabii ki değiyor buraya, ama küçük hacimli insanlar buraya rahatlıkla sığar. Koltuk döşemeler falan, yani hakikaten Fiat'ın imzası bir otomobil bu. Koltuk döşemelerinde Fiat yazıyor falan. Çok tatlı. Zaten donanımsal olarak da çok yenilikleri var. Onları göstereceğiz. Ha mesela, tamam, bu güzel. RX8 kapısı. Burada elektrikli bir kapımız var mesela. Hemen böyle. Kapı yalnız ne ağır ya. Bütün ağırlık kapıda. Bu araba 1360 kilo falan. Bütün ağırlık kapı galiba. Yani hakikaten çok ağır bir kapısı var. Tabii tasarımsal detaylar. Mesela şurada Made in Torino yazıyor. İlk Fiat 500'ün burada resmi var. Hani çok güzel detaylar var otomobilde. Kullanırken keyif alıyorsunuz. Herkes size bakıyor. Ondan sonra yani çok cici, çok tatlı. Evin ikinci, üçüncü arabası olur. Hani bu mesela, kadınlar bu renge bayılıyor. Bunun mesela abart versiyonu da var, daha güçlüsü. Çok güzel kombinasyonları, sportif duran versiyonları var. Kabriyosu var ve normal hatchback versiyonu var. Üç kapı kabriyoda yok. Bak. Amortisörlü bir kaputumuz. Fiat 500 şaşırtıyor kullanım deneyimi. Bence elektrik için biçilmiş kaftan. Muhteşem olmuş. Yani çünkü eskiden içten yanmalı motor, şanzıman falan eskiydi. Kafa sallardı. Gitmezdi. Bunun 0-100'ü 9 saniye. Eskisi 12-1, 13 falandı. Easytronic gibi böyle robotik şanzımanı vardı. Falan filan. Bunu da basıyorsun, zıt gidiyor. Gelelim motora. Burada GKN yapımı. Bir elektrik motorumuz var. 118 beygir gücünde. 220 Nm'de torku bulunuyor. 0-100'ü 9 saniye. 150'de son hızı var ki bu arabaya hayli hayli yetiyor. Şarj olanakları, hızlı şarj tabii ki var. AC olarak evde de şarj edebiliyorsunuz. İşte burada LED farlarımız falan. Çok tatlı şu bakışlar falan. Tabii Fiat burada 500'ü her zaman vurguluyor. Bu artık bir marka gibi. Hiçbir yerde aslında Fiat ol bilmeyen anlamaz. Burada bir 500 yazıyor. İşte jantlar üzerinde 500 yazıyor. Tabii mini segment diyoruz ama burada 205, 45, 17 ebadında jantımız var. Çok da şık bir jant. Böyle neye benziyor bu jant? Mercedes'e benziyor biraz. Lastiklerimiz Continental Eco Contact 6. Gayet güzel. Bu araba için gayet yeterli bir lastik. Sensörlerimiz bulunuyor. Şu ya, yani şu detay bile bak. Böyle krom bir detay. Çok güzel. Dediğim gibi şarj olanakları, AC/DC olarak şarj edebiliyorsunuz. Otomobilde 42 kilowatt saatlik bir pil var ama bunun 37.3'ü kullanılabilir. Çünkü bir rezerv bırakıyorlar pil ömrü için. Yaklaşık 16 kilowatt saat yakıyor 100 kilometrede. Şehir içi hep kullandım. Bu şekilde size 230 ile 280 kilometre arası bir menzil rahatlıkla elde edebiliyorsunuz. Arkada kampanası var. Keşke disco olsaydı. Gerçi hızlı bir araba değil ama bu ne ya? Şurada Fiat'ın yeni logoyu görebiliyoruz. Yine mavi 500 logomuz. Arkası da çok iyi duruyor. Arkası da küçük bir Rolls Royce mu diyeyim? Bentley mi diyeyim? Onun böyle bir küt gelen. Mülsey'nin mi? Bir şeyin. Böyle arkası böyle geliyordu. Küt geliyordu. Burada mütevazı bir bagajımız var. Ama koltuklar yattığı zaman güzel oluyor. 500 litre bagaj oluyor burada. Bunlar kalktığı zaman da 185 litrelik bir bagajımız mevcut. Ne sığar? 2 tane orta boy valizinizi sığar. Yeter. Pandizot da araba gibi minnoş.
Burada kablo ile beraber geliyor. AC kablosu. Şöyle çantası var. Ondan sonra burada işte amfisi bulunuyor. Otomobil bayağı donanımlı. Hatta bu kadar mini klasman olup elektrikli olup seviye 2 otonom sürüş, yani adaptif hız sabitlemesi olan nadir modellerden. JBL ses sistemi var. Onu içeride göstereceğim. Çok kolay kapanıyor. Tık. La Prima modelimiz. Şöyle bak. Şöyle kapıyı da işaret parmağınla açıyorsun. Böyle baş parmakla değil, şöyle tık. Kapı ağır ama. Bayağı ağır. Hadi. Hop. Keşke açılsaydı dedim. Çok güzel. Hani burada artık panoramik diyebiliriz bu cam tavana ama şöyle bir tilt bile olsa bir hava dönerdi yani. Güzel olurdu. Şimdi mesela güzel detaylar, ince detaylar var. Burada Torino silüeti var. Kablosuz şarjda. Güzel duruyor. Sonra şuradaki desen. Anneannemlerde böyle koltuk takımı vardı bahçede. Çok da güzel. Hasır şey vardı böyle. Ona benziyor. Çok güzel duruyor. Böyle ikonik. Burada 500 simgesi var. Ekran da çok kullanışlı. Boyut olarak da gayet iyi. Kablosuz olarak bağlayabiliyorsunuz. Hem Apple hem Android. Koltuk ısıtmamız mevcut. Araçla ilgili bilgiler alabiliyorsunuz. Tüketim geçmişi, işte program, şarj programı, ondan sonra şarj ayarları. Dediğim gibi ses sistemi de yani bu araba için gayet yeterli. Tabii ki high-end diyemeyiz ama gayet yeterli. Burada ferah bir hacim var. Keşke şunu yapsa dedim. Eskiden middle'larda mı koyarlardı? Burada böyle bir sepet olurdu. Onun gibi böyle hani düşsene şurada krom bir sepet olsa tam yeri. Ya burayı yapsalardı ya da burada böyle bir unity olsaydı. Tamam burada bir bardaklık koymuşlar ama sonuçta iki tane olması lazım. Ya yani şurayı biraz daha iyi kullanabilirlerdi. Ama tabii kol dayaması var. İleri geri gidiyor. Yine burada derince bir gözü var. Gayet kullanışlı. Anahtarı bile tasarım. Çok tatlı. En son Ioniq 6'ya gittik. Onun da anahtar buna benziyordu. Sürüş modlarımızı değiştirebiliyoruz. Burada sürüş modları 3 tane. Bir normal var, bir menzil modu var, bir de Sherpa modu var. 80'i geçmiyor Sherpa modunda. Tam şehir içi az yaktırma modu diyelim. Ama acil bir durumda hani hızlanmak istiyorsun, kickdown yaptığın zaman hızlanıyor otomobil. Direksiyonumuz böyle çift renk. Dönüş çapı fındık. 9.8 metre. Yani çoğu arabanın iki hamlede döneceği yeri bu. Fırırt. Anında yani bayıldım. Tam şehir içi arabası ya. Harika ya şehir içinde. Dijital bir ekranı var burada. Bu ekranda işte tüketimini, driver assist, işte sürüş yardım, çarpışma önleme var ve çalışıyor. Mesela öndeki ne yaklaştın ya da böyle bir sokaktan atıyorum park ediyor. Şöyle bir yakın geçtin. Oluyor şehir içinde. Dudududududud. Böyle kıpkırmızı oluyor falan, böyle fren yapıyor. Korkutuyor adamı. Araç konfigürasyonu yapabiliyorsun. Navigasyon oluyor. Ekran gayet güzel. Sürüş modlarını falan görebiliyorsun. Vallahi arabayı ben 3 gündür kullanıyorum. Çok da keyifle kullanıyorum. Sabahları nehire okula bununla bırakıyorum. Park etmesi acayip kolay. Dikine bile girdiğim bir yer oldu. Çünkü Kuga'yla gittiğin zaman kocaman yer olmuyor. Bununla böyle hemen bir araya koyuyorsun. Ya çok tatlı. Tam şehir içi. Acayip kullanışlı. Baksana devasa bir torpido var. Şurası vites seçicimiz. Otobüs gibi D, N. Hani basit. Gayet zevkli. El freni burada. Böyle yolda görüşürüz. Bak şuradan döner hemen. Şuradan döner abi. Normalde bak iki hamlede dönersin. Bu şimdi oradan bak dönecek. Otomatik kapı kapama var bak. Fiat yapıyor bu işi. Yapıyor bu sporu. Yolda görüşürüz. Evet arkadaşlar, sürüşümüze başlayalım. Şu an otomobilimiz çalışıyor. Modumuzu normale alalım. D'ye bastık mı? Gidiyoruz. Şimdi elektrikli otomobiller mutlaka bir ses çıkarmak zorundalar. Onun için böyle bir vınlama yapmışlar burada da. Dışarıda veriliyor bu ses. İçine bindiğinizde ya dur bir şunu indireyim diyorsun. Ama bu en aşağıda. Otomobilin sürüş pozisyonu oldukça yüksek. Hani kendinizi küçücük hissetmiyorsunuz. Ay beni ezerler falan diye hissetmiyorsunuz. Çünkü yüksekte oturuyorsunuz. Araba da öyle çok alçak değil. Onun için hani o eski 500'de o biraz daha hissediliyordu. Daha gömüktün, aşağıdaydın. Hani sanki arabalar üstünden geçecekmiş gibi bir his alıyordu. Bunda olmuyor. Bunda varlığını hissettiriyorsun. Ben buradayım diyorsun. Bir de çok dikkat çekiyor. Çok tatlı çünkü. Gerçekten çok tatlı. Yan aynalar devasa. Görüşü çok iyi.
Elektrik buradan ayarlayabiliyoruz elektrikli olarak. Kör noktası var. Donanımları bayağı iyi. Kör nokta var. Ön çarpışma var. Adaptif var. Hatta adaptifi açayım mı? Açayım. Direksiyon desteği var. Tabi burada görür mü bilmiyorum ama. Dur bakalım dönecek mi burayı? Ha gördü bak. Burayı dönemez ya. Yok. Bu kadar sıkıyı dönemedi. Otomobil oldukça hafif hissettiriyor. Aslında çok da hafif değil. 1300 küsür kilolar. Buna rağmen otomobil böyle çok kıvrak. O dönüş çapı da çok kısa ya. Ya bu arada virajı da giriyor. Hiç beklemeyeceğiniz bir dinamiklik de var yani arabada. ESP devre dışı kalmıyor. Hop arkada takip ediyor. Şimdi eski oranla 2 santim daha uzadı tekerlek açıklığı wheelbase. Böyle fıtır fıtır. Ya bunun abart versiyonunu biliyorsunuz. Benzinli 180 beygir çekmiştik. O böyle go-kart gibiydi. E bunun da şimdi ağırlık merkezi daha aşağıda olduğu için lastikler falan da daha geniş. Valla tutuşu var yani otomobilin. Fıkır fıkır dönüyor. Yeni kelime açıldı. Fıkır fıkır dönüyor. Ya tatlı yani. Zaten 0-100'ü 9 saniye. Çoğu arabayı da bozar. Oo bir Tonale geçti yanımızdan. Selam olsun. Tabii yol gürültüsü ve rüzgar sesi yüksek süratlerde alıyorsun. Sonuçta bu mini bir şehir otomobili. Öyle bakmak lazım ona. Hani 100 kilometre üzeri biraz rüzgar sesi evet var. 85 ile gidiyorum. 100 ile gidiyorum. Yani 100 ile rüzgar sesi alıyorsunuz ama ya bu araba o kadar güzel hissettiriyor ki insana. Bak bayağı da viraja giriyor. Çok iyi ya. Yani hiç bunun aklına bile gelmez belki çoğu kullanıcının ama virajı da gayet güzel. Donanımları çok güzel. Yani işte kablosuz şarjından, müziğinden. Hatta şöyle Cyberpunk açalım size bir dinletelim. Bir elektriklinin en sevdiği senaryo yokuş iniş. Hep rejenerasyon. Yap rejenerasyonu. Hatta şöyle tek pedal modunu alayım. Şerpa'yı alayım. Oh şarj etsin. Dolu dolu ses. İlk aklıma şey geldi. Mini elektrik geldi. Mini elektriğin Harman Kardon'dan daha iyi bu ses sistemi. Hatta ben o Harman Kardon'u beğenmemiştim. Bak şimdi dönüş çapımız. Hatta ben o Harman Kardon'u beğenmeyince BMW'den bir satış danışmanı DM attı. Abi nasıl beğenmezsin? Güzel ya falan filan. Ya vallahi dedim hani hiç Harman Kardon gibi çalmıyordu falan. Aha keçi. Ne güzelsin sen ya. Vallahi dedim hiç Harman Kardon gibi çalmıyordu falan. O aklıma geldi şimdi. Bu güzel çalıyor. Dolu dolu yani. Vallahi gayet başarılı. Sürüş dinamiği de güzel. Şöyle hatta fren de yapayım size bir. Regenerative olunca tek pedal kullanıyorum hep. Freni adam akıllı basmadım bile. 100 ile gidiyorum. 3, 2, 1.
Vay. Bayağı güzel durdu ha. Ciddi iyi durdu. Beklediğimden iyi durdu, öyle söyleyeyim. Bir tane daha yapayım. Yokuş aşağıyız biraz. Bayağı iyi. Yani içten yanmalı olan Fiat 500'den daha iyi dinamikleri. Bu zaten başka bir platform. İçten yanmalının olduğu platform değil bildiğim kadarıyla. Hakikaten başarılı durdu. Eleştireceğim nokta ne biliyor musun? Sürüş pozisyonu yüksek ya. Şu dizin hep şu konsola bir değiyor. Sandalyede oturuyor gibi hissediyorsun. Şöyle bir hani sürüş, tam ideal sürüş pozisyonunu yakalayamıyorsun. Bizim gibi sürüş odaklı insanların dikkat edeceği bir şey. Biraz böyle sandalyede oturur gibisin. Koltuk rahat bu arada, dolgusu falan. Kol dayaman var. İleri geri gidiyor. Bu arada ESP'yi kapatsan da devre dışı kalmıyor. Yine sizi tutuyor sistem. Ve arabayı yoldan çıkaramıyorsunuz. Hakikaten ESP de çok iyi çalışıyor. Böyle zırt ani bir hareket yap mesela. Atıyorum bak şimdi 70 ile gidiyoruz. Böyle şey. O kadar güzel böyle zart diye çizgine sokuyor. Hiç saçmalamıyor, böyle yığılmıyor araba. Fırt fırt dönüyor. Dinamik yani. Beklediğinizden daha dinamik. Peki bu 3 günlük kullanımımda ne yaktım? Size onu söyleyeyim. Şimdi bu 107 kilometremin ortalaması 16.9 kilowatt saat. 100 kilometrede. Bu yola çıktığım 9 kilometre biraz gazladık, 23 oldu. Onu sayma. O çünkü şey, bu gazladık bastık falan. 16.9 gerçeği. Tabii o basmalar da var 16.9'da. 15.9'du buraya geldiğimizde çekimden önce. Yani 15.9, 37.3'te pilimiz var. Böyle 15.9 desek. 234 kilometre rahat rahat gidebilirsin demek bu. Sabahları koltuk ısıtmam ve klimam açık. Klima bayağı fark ediyor bu arada. Şu an değil. Şu an mesela 97 gösteriyor. Sherpa modunu alayım. Sherpa'da kaça çıkacak? 104'e çıktı. Yani 111'e çıktı mesela. Sherpa'da tek pedal kullanım oluyor ve 180 kilometreyi geçmiyor. Ama mesela bak 80'e geçmeyecek şimdi. Şu an 80'de. Bastım. Sherpa çıktı diyor, gösteriyor. Yani şu arabalar rahatlıkla alıp evin ikinci, üçüncü arabası keşke yapabilsek. Ama maalesef Türkiye'de mümkün değil. Bu araba 890 bin liradan başlıyor. Yani büyük rakamlar tabii. Yani bu hobi arabası, keyif arabası aslında. Ben isterim yani evde böyle bir tane bulunsun. Şehir içi fırt 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 dolaşayım. Ama günün sonunda 890 bin. İyirmeyen alır. Yani daha ulaşılabilir olsa keşke. Bayıldım ben arabaya ya. Ya çok ikonik. Mutlu oluyorsun yani. Keyi böyle park ediyorsun, bir daha bakıyorsun falan. Kilidini açıyorsun, selamlıyor, göz kırpıyor. Öyle bir şey var farlarında. Ya çok tatlı. Çok tatlı yani. Hani bir tane bunun böyle fondöten rengi var. Bej gibi böyle, siyah bej. Sanırsın Bentley Continental. Hatta İngilizler yan yana getirmişler böyle. Hani araba o kadar her kulvara girebilecek bir otomobil. Böyle şey, tasarımı, donanımları, kalitesi falan bence gelmiş geçmiş yapılan en iddialı Fiat 500 bu bence. Ve hani hiç motor şanzıman sıkıntısı da yok. Eskisi çok yavaştı şanzıman, şu bu. Bu basıyorsun, fırt gidiyor. Çevreci. Harika yani. Şehir içi. Zaten Avrupa'da hep Fiat 500. Hele İtalya'da falan abart acayip fazla var. Kadın erkek yani. Herkes abart kullanıyor. Bunun da abart versiyonu var. 150 beygirlik, 153 beygir, 7 saniye 0-100'ü falan. O da değişik olabilir. Tabii kısa olduğu için dingil mesafesi, çok bozuk yerlerde araba böyle lungur lungur yapıyor yani. O fizik kanunu yani, yapacak bir şey yok. Öyle uçan halıda gider gibi gidemezsin, atıyorum çok bozuk şehir içi. Araba da kısa olduğu için hani böyle lungur lungur oraya girip çıkıyorsun. Ama süspansiyon genel olarak çalışma sesi falan çok gelmiyor. Yol ve rüzgar sesi var. Dediğim gibi yalıtım zaten hani minnoş bir araba. Ama çok keyifle binersiniz. Yani böyle bir araba alacak olanlar mutlaka buna baksın derim. Mesela buralarda güzel. Ama böyle çok sık olan engebelerde araba da kısa olduğu için böyle lınk 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 falan oluyor. Aa, keçi bana saldıracak. Keçiler.
Hani başka böyle majör bir eksisi de yok arabanın. Hani malzemeler diyeceksin abi nasıl, malzeme kalitesi de gayet güzel. Hani şuralar falan tabii ki sert plastik, böyle hani sonuçta bu mini segment bir otomobil, öyle çok yüksek bir malzeme kalitesi beklemiyorsun. Hem mini ile kıyaslarsan evet, mininin iç mekan kalitesi bundan biraz daha iyi ama fiyat olarak da daha pahalı. Ve hani bunun o ikonik tasarımı, bir de mininin menzili az biliyorsunuz, o 150-160 falan gidiyor, çok az menzili var. Bu gayet iyi menzili, neredeyse iki katı, 230-280, zorlarsan belki 300 gidersin. Onun için bu otomobil daha mantıklı hale geliyor benim için ikisini kıyaslarsak. Çünkü hep soracaksınız da biliyorum. Tabii sürüş olarak mini biraz daha sürücü odaklı bir sürüşü var. Daha keyifli ama o da ısınıyordu biliyorsunuz. En son bir testimde iki viraj yapmıştık. Isındı, gücünü %60 yaptı. Bunda mesela öyle bir şeyle karşılaşmadım henüz. Ya da varsa da göstermiyor öyle bir şeyi. Böyle şey, süspansiyon bir dibine ulaşıyor. Dibine değil de böyle bir yaylanıyor. Evet, Fiat 500 elektrik videomdan böyle arkadaşlar. Her şeye değindiğimi düşünüyorum. Varsa merak ettiğiniz başka bir şey onu da yorumlara zaten yazabilirsiniz. Bu videomdan böyleydi. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum, öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.